Şimdi bir karavan dolandırıcılığı haberi var sırada. Hay vay vay. Organize karavan dolandırıcılığı bu kez yaşlı ve hastanesinde sürpriz yapmak isteyen Çetin Doğan'ı türlü yalanlarla kandırdı. 30 bin lirasını kaptırdı. Bu adam isyan ediyor yaşadıklarına. Bir tane çekici buraya dolu gelmiş. Bir saat içinde boş dönüyormuş. İstiyorsanız sizin karavanı onunla gönderebilirim. Şansınıza şu an dedi Ankara'dan araç çekmiş bir çekici var dedi. Onunla sizi görüştüreyim, anlaşırsanız o dedi getirebilir karavanını size. Senaryoda yöntem de aynıydı. Organize karavan dolandırıcıları ekrana getirdiğimiz Yahya Söylemez gibi Ankaralı Çetin Doğan'ı da kandırdı. Çetin Doğan hasta ve yatalak annesine bir sürpriz yapmak için harekete geçti. Psikolojisi bozuk durumda, devamlı ağlıyor, motive olsun bazında bir karavan almaya karar verdi. İnternet sitesinden karavan ilanlarına bakmaya başladı. Aradığı karavanı buldu. Fiyatı da uygundu. Ancak sonrasında başına gelmeyen kalmadı. Çok ikna edici ve huzur verici bir sesi vardı. 105 bin TL olan ilanını 90 binle benimle anlaştı. Dolandırıcı kendisini diş hekimi olarak tanıttı. Karavanın videosunu attı. 30 bin TL kapora istedi. Gönderdiğim hesap farklı bir hesaptı. Doktorun ismi değildi. Neden dedim başka bir hesap? İşte dedi, o da dedi kayınçom benim dedi. Satıcının ayarladığı sözde çekiciyle de 2000 liraya anlaştı. Normal şartlarda 10-15 bin TL tutar rakam ama sizden 2000 lira alsam yeterli dedi. Dolandırıcılar o kadar profesyoneldi ki Çetin Doğan son ana kadar dolandırıldığını anlayamadı. Bana mesaj attı. Ya dedi hanımla tartıştık, kavga ettik. Bir 15 bin daha en azından paranın yarısını gönderin diye. Ben de dedim ama biz böyle anlaşmadık. Bu parayı da gönderemem size. Dolandırıldığını anladıktan sonra ise hemen önce bankayla sonra da polisle iletişime geçti. Polisten aldığı yanıtla ise şoku yaşadı. Bugün karavanla alakalı mağdur duruma düşen 5. kişisiniz dediler. Bunu da duyunca şok oldum, üzüldüm yani. Doğan mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Hayallerim, umutlarım vardı. En azından başka insanlar mağdur olmasın, daha dikkatli olsunlar. Evet, bu ilk değil, sonda olmayacak mutlaka. Nerede bir işte bir gariplik var, normalinden daha ucuz bir şey var, bir sorgulamak lazım. Bu her şey için geçerli. Fakat burada tabii ki çok mağdur olunan bir başka hikaye, yaşlı ve hasta annesine yapılmak istenen sürprizin yerle bir olması. Yazık, günah. Ya burada ne yapayım? Şimdi sıfır karavanına bakıyorsun o modelde, nispeten bu ikinci el iyi geliyor. Hani tabii, ama tabii. Hani farklı bir EFT'yi IBAN'a farklı bir yere yap, şunu şunu yap, bunu yap, kullanacaksın. Ya da şöyle bir şey, ya görmeden bu tür hadiseleri yapmayacaksın. Asla. Ya. Gidip bakacaksın. Ya şu şehirde ya bu şehirde nerede istersen gel, evet, al diye dalgasını geçenler de vardı geçtiğimiz günlerde. Ben size yollarım ürünleri, koltuk takımı alan bir kadın daha içeri dolandırılmıştı. Yani birebir görüp, yani eğer tabii ki buralarda güvenli sıralardan alışverişler yapıp hepimiz yapıyoruz yani. Evet, bu hayatın hani vazgeçilmezi ama. İncik boncuk almıyorsun ki. Göreceksin. Yani karavansa bak şimdi 30 bin artı yok bilmem ne, bir sürü para gitmiş. Tabii tabii. Yani atla bir uçağa, Kars'ta dahi olsa gör ve al noterle, şunla bunla hallet, ondan sonra olacak. De yani tabii ne durumda kaza çalışıyor olduktan sonra yol gösteren çok oluyor, kusura bakma güzel çok kardeşim doğru. Ama en azından bundan sonrakiler için diyeceğim, ama aynı gün polis diyor ki 5 tane mağdur geldi. Hadi bakalım. Yani bir kişi olsa tamam da bir de öyle bir rayına oturmuş ki hani aceleyle yapıyorlar. Ya sen şimdi bir parayı gönder şuraya, hallederiz hallederiz falan derken, evet, para sende olduğu sürece güçlü sensin kardeşim. Söz organize sende. Işler. Ama gittikten sonra hayda. Yine bir mobilya sitesini kopyalayan dolandırıcılar mobilyacının kendisiyle konuştuğunda, abi ne yapalım, biz de bu ara çok kötü durumdayız, ben o siteyi kapattırmaya çalışırım, sen bana biraz daha para gönder de diyecek, aynen, kadar yüzsüzlükte insanlar bunlar. Aman dikkat edelim efendim bir kez daha.